Selam arkadaşlar. Bugün bizim için biraz yoğun bir gün olacak. Dışarıda bir takım işlerimiz var. Çıkar çıkmaz da hemen kamerayı elime almak istedim. Şimdi ilk olarak bir kargoya gideceğiz. Dolap kargosu var. Bir tane onu bırakacağız. Biraz nefes nefese kaldım çünkü merdivenlerden koştur koştur indik Mirayla. Biraz da öğlen oldu saat. Ay. Yani 2.30 olmuş saat. Bakalım işlerimizi halledip eve gelene kadar kaç olacak. İlk kargoya gideceğiz. Sonra... Sakız çiğniyorsun. Yeşil mi renk aldın? Sonra bir AVM'ye gideceğiz. Arkadaşıma doğum günü hediyesi alacaktım. Bir önceki vlogta galiba bahsetmiş olmam gerekiyor. Hafta sonu videomda. Çok kalabalık olduğu için çok kalamamıştık AVM'de. Bugün işte arkadaşıma hediye bakacağız. Ondan sonra da bir pazara uğramayı planlıyorum. Bir de markete. AVM'nin içerisinde market var. Orada uğrarız markete zaten. Bakalım yani biraz böyle koşturmalı. Hani oradan oraya oradan oraya bir gün olacak. Sonrasında da zaten evdeyiz. Brokoli bulabilirsek Mine'ye brokoli alacağız ve brokoli çorbası istiyor kızım. Brokoli çorbası yapacağım. Hadi bakalım seni koltuğuna tutturayım. Ondan sonra şey yapalım. Gidelim. Ve siz de bizimle geliyorsunuz. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Hadi söyle bakalım. Arkadaşlar bak. Brokoli de seviyorum. Evet, brokoli çorbası da seviyorsun. Siz de seviyor musunuz diye sor bakalım arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz? Yorumlayın. Yorumlara yazın mı? Ya sen bunu nereden öğrendin? Bahçesim öğretti. Mila ya. Bahçesim öğretten beni. Tamam. Yorumlara yazsın arkadaşlarım. O zaman ben sana okurum olur mu? Arkadaşlar siz de yiyor musunuz? Havuçta ay bizim havuç yok. Havuç yok mu? Tamam havuç da alalım bir tane. Yorumlasın. Şey yorum mu? Tamam. Siz yorumlara yazın arkadaşları. Ben Mila'ya okuyacağım. Söz veriyorum okuyacağım. Bunlara yazın diyor ya. Sen küçük YouTuber mısın yoksa? Hı hı. Yoksa sen bir küçük YouTuber mısın? Envai çeşit her şey olan bir yere geldik. Böyle aradığımız her şeyi bulabileceğimiz bir yer. Ve biz de böyle ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Ben de bunu aldım. Evet, Mine de onu aldı. Anne, şu koş öpeti bunu. Ama biraz ağır. Düşüyor musun? Evet, sen tamam. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım gidelim. Şöyle geziyoruz. Bir şey var burada. Evet, var mı bunda? Kendine ne aldın? Çiçek. Çiçek ayrıca değil mi? Aaa, unutmuşsun bak cebinde. Arkadaşıma hediyesini aldık. Tabi Mila durur mu? O da kendisine bir hediye aldı. Ne aldın kendine? Şu parfüm. Parfüm mü aldın? Gösterir misin bize de? İçinden çıkart da bir görsün arkadaşlarını bir dakika. Barbie'li bir parfüm hem de. Çok güzel. Hem de kendi paranla aldın değil mi? Evet. Kendi paranın iki yanımızı almışız. Ben. Çok biliyorum. Biz market alışverişine geldik. Migros'larda böyle arabalar oluyor. Ya da çok sayı ama bazılarında oluyor. Geçemedim. Ceribon mu? Ama bu üzüm. Şöyle göstereyim. Böyle araba. Üzümlü jelibon. Anladım. Şimdi market alışverişimizi yapalım. Buradan da bir pazara uğrayacağız. Burada aslında brokoli vardı ama çok kötüydü. Bakalım bir pazara uğrarız. Biraz meyve ve biraz da sebze. Alışveriş yapalım. Sonra da artık eve dönüyoruz. Şimdiki durağımızda pazar. Orada çekebilir miyim bir şeyler bilmiyorum. Bizim için gerçekten dolu dolu bir gün oluyor. Şimdi pazara gidelim. Pazardan alacaklarımız var. Hemen onları alıp eve geçeceğiz ve ben artık hızlıca bir akşam yemeğine koyulmam gerekiyor. Bir de trafiğe kaldım. AVM'de biraz oyalandık yani çok fazla çekmedim. Size her an çekemedim ama birçok mağazaya girip çıktık. Bir türlü karar veremedik ne alsak falan diye. Bir de böyle züccacıcı tarzı işte ıvır zıvır olan bir mağazaya girdik. Orası da çok oyaladı. Ama güzel şeyler vardı. Böyle daha bir vaktimin olduğu bir gün mutlaka oraya gideceğim. Neyse ben şimdi yola odaklanayım.
artık muhtemelen evde görüşürüz. Eve geldik arkadaşlar. Marketten ve pazardan aldıklarımı yerleştirdim. Üzerimi değiştirdim. Şimdi de direkt ve akşam yemeği hazırlığına geçiyorum. İlk olarak çorbayla başlayacağım. Ben böyle normal mercimek çorbası değil de daha çok böyle sebzeli mercimek çorbası yapıyorum. O da nasıl oluyor işte, ne bulursan içine at biraz kafası. Havuç, kabak, ondan sonra patates, soğan, sarımsak. Böyle bayağı bir karıştırıp da yapıyorum. Gayet güzel oluyor bence. Ben IKEA'dan aldım. Yardımcılarımı da alıp da başlıyorum işte. Bu arada gittiğimiz AVM'de böyle zıp zıp gibi bir şey vardı çocukların bindiği. Mila da ona binmek istedi. Ama var ya, ben ondan çok korkuyorum. Neden diyeyim? Neden? Çünkü o böyle çok şey yapıyor ya, çok havaya atıyor ya, hani ne kadar böyle sıkı bağlasalar da hani böyle sıkı bağlıyorlar ama anne yüreğinden midir nedendir bilmiyorum. Sanki böyle hani çocuklar fırlayacakmış gibi falan geliyor bana ve en hani böyle korktuğum şeylerden bir tanesidir açıkçası o benim. Bugün de Mila böyle ısrarla binmek istedi ona. Çok da hevesliydi. Ben de bindirdim ama böyle hani zıplatıyorum orada, bir de hani kendiniz zıplatıyorsunuz zaten, ipi var, siz kendiniz böyle çekiyorsunuz, çocuk zıplıyor. Zıplatıyor ama böyle içimi şey yapıyor, böyle kemiriyor ve korkuyorum yani çok. Bilmiyorum, şimdi bir kere hevesi kırılmasın diye bindirdim ama bence tehlikeli bir şey. Yani ne kadar güven olabilir ki, çok sıkıdır biliyorum ama bilemedim yani. O yüzden bir daha bindireceğimi hiç zannetmiyorum. Gerçekten 10 dakika sürüyormuş. Gerçekten o 10 dakika bana 10 saat gibi gelmiş olabilir arkadaşlar. O yüzden bir daha no no no. Evet, hevesini alsın ama normal zıp zıplar neyine yaramıyor yani, yeterli değil. Normal oyun parklarında kezip zıplara götürürüm bindirim. Ay bu arada bayağı bir yoruldum çünkü biraz böyle koştur koştur bir gün oldu. Normalde ben hani sabahtan kahvaltımızı yaparız. O şekilde böyle işlerim onu da dışarıya çıkarım. Öyle daha iyi oluyor. En azından böyle öğleden sonraya kadar falan işlerim bitiyor. Eve gelip bir tık da dinlenme zamanım oluyor. Şimdi böyle sabahtan biraz dedim ev işlerini falan halledeyim kahvaltıdan sonra. Öyle çıkayım dedim. O yüzden de şey oldu yani, biraz koştur koştur olmuş oldu bugün. Neyse, en azından işlerimizi hallettik. Eve geldim, hala vakit var ve yemeğimi de yaparım şimdi. Ufak tefek işlerim var, onları da hallederim. Sonra da yemek falan yeriz işte böyle. Bugün de akşam ettik arkadaşlar. Bu arada IKEA'nın bu soyacakları gerçekten çok başarılı. Bende şundan vardı, bunun beyazı vardı. Daha çok önceden almıştım IKEA'dan. Ve bu da böyle şey gibi, bıçak gibi, aynı bıçak görevi görüyor ve incecik kesiyor. Bu kırıldı, düştü böyle elimden. Fayansı düşünce çıt diye kırıldı şuradan. Ve atmak zorunda kaldım, çok üzüldüm. Sonra IKEA'ya gittik. Şey, bulamadım aynısından, yoktu ve bu vardı. Ben dedim iyi bari bundan alayım. Tabii ki buna çok fazla alışamadım. Çünkü böyle patates falan soyarken bununla çok rahat soyulmuyor. Bununla çok rahat oluyor. Neyse onu alayım dedim. Aldım. Sonra işte kardeşim bu sefer farklı bir IKEA'ya gittik. İşte bir süre sonra. Ya baktım orada bundan var. Çok sevindim tabii ki ve hemen aldım. Mila da şimdi biraz çizgi film izliyor. Yoksa beni rahat bırakmıyordu, oyun oynayayım falan diyordu. Bir de zaten bu saatler onun çizgi film saati oluyor. Efendim de söylemişimdir. Bir saat kadar falan açıyorum. Süt içiyor. Çilekli süt eşliğinde. Çizgi film izliyor bu saatlerde akşam üzeri. Böyle yani arkadaşlar. Ben şimdi çorbamı yapayım. Sonra yemeğimi de yaparım. Sonra da yemeğe geçerim. Yine bir yerlerde açarım ben sizi. Görüşürüz.
Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik. Birkaç işlerim vardı. Onları hallettim. Artık böyle Mira'nın uyku saati falan geldi. Hatta Kader ablam da geldi. Ses ver. Ses ver ki. Hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hatta Kader ablam da bizde. O da geldi. Şimdi biraz sohbet, evet, muhabbet edip daha sonra da yatarız. Vlogu kapatmayı unutmayayım dedim ve videoyu burada kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.